Sayın seyirciler, Soru Bahane'ye hoş geldiniz. Adından da anlaşılacağı gibi yarışmamızda soru bahane. Amaç hayırda yarışmak. Dünyada ilk kez yarışmacılar kendileri için değil, ihtiyaç sahibi bir yakınları için yarışacaklar. Nasıl mı olacak? Hemen başlayalım görelim. Hadi hayırlısı. Soru bahane başlıyor. Adettendir. Önce yarışmacılarımızı tanıyalım. Buyurun Yusuf Bey. Adım Yusuf Dinçer. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Ne işle meşgulsünüz? Mimarım. Mimarsınız. Evet, güzel. Hangi okuldan mezunsunuz? İTÜ. İTÜ'den mezunsunuz. Evet. Ağzınızdan dinlenme laf alıyoruz. Evet. Seyit Bey, sizi tanıyalım biraz. Adım Seyit. Düzce'den katılıyorum. Üniversite öğretim üyesiyim. Dalınız nedir? Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. Biz de biraz oradan tanış sayılırız. Ben 4'te 3 hekimim efendim. Anam, babam, dayım doktor. Size öyle bir şaka yapıyorum bir doktorlara veya tıpla ilgili insanlara rastladığım zaman. Efendim, yarışmamıza başlamadan önce size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Soru bahaneden. Yarışmamız 4 tane gizli sorudan oluşuyor. 2 tur ve 4 bölümde size bu soruları soruyoruz. Bu soruları cevaplandırabilmeniz için size bazı ipucu soruları soracağız. İpucu sorularının cevapları karışık harfler şeklinde önümüze çıkacak. Yalnız bu harflerle çok meşgul olmayın. Çünkü cevabı bilmeye çalışın, daha iyi olur. Harfler karışık olduğu için biraz kafa karıştırıyor. Bu harflerden cevaba yerleşenlerden birer puan kazanacaksınız. Sonunda, yani siz bilebileceğiniz zamanda soruyu bilirseniz 5 puan da bizden hediye olarak kazanacaksınız. Ama yarışmaya başlamak için öncelik tanıyacağımız birini bulmamız gerekiyor. Bunu da bir kısa turla yapacağız. Bu kısa turda bir gizli soru gelecek. Ama bu sorunun harfleri yavaş yavaş açılacak. Bilebilen lütfen önündeki butona bassın ve cevaplasın. Ve yarışmaya ilk olarak başlama hakkı kazansın. Yarışmaya ilk başlayacak olanı tespit etmek için bu kısa turdaki sorumuzu alalım. Sorumuz geldi. Şimdi harfler açılmaya başladı. Evet. Yavaş yavaş. Hatta hızlı hızlı açılmaya başladı. Evet, cevabı Furkan olan bir soru. Bilebilen yarışmacımız lütfen butona bassın ve cevaplasın. Evet, Seyit Bey buyurun. Hakla batılı ayıran, ayrıntılı bilgi anlamındaki Kur'an terimi nedir? Furkan. Cevap Furkan. Evet, tebrik ediyorum. Şimdi birinci turun birinci bölümüne başlamak için gizli soruyu çağırıyorum. Evet, cevabı Calut olan bir soru. Efendim, iki yarışmacıya da başarılar diliyorum. Seyit Bey, sizinle başlıyoruz. İpucu sorunuz geliyor. Bir ticarethanenin ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümüne ne denir? Aktif. Doğru. Evet, Yusuf Bey, sizin ilk sorunuz. Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgarın adı nedir? Ora. Doğru cevap, evet. Seyit Bey, size döndüm, sorunuz geliyor. Bir yerden alıp başka bir yere iletmeye ne denir? Aktarım olacaktı. Yusuf Bey, sizin ipucu sorunuz geliyor. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her birine ne denir? İrim. Doğru cevap, evet. Seyit Bey, sizin sorunuz geliyor. İki şey arasında bağlantı kuran kimseye ne denir? Aracı. Doğru cevap, evet. Yusuf Bey, sizin ipucu sorunuz geliyor. Başlıklı, su geçirmeyen spor ceketlere ne denir? Anorak. Doğru cevap, evet. Birçok neye yerleşti ve sizi 15 puana yükseltti. Seyit Bey, sizin sorunuz geliyor. Yüksek olmayana ne denir? Alçak. Doğru cevap, evet. Yani size de bol puanlar gelmeye başladı. 10 puana yükseldiniz, evet. Yusuf Bey, sizin sorunuz. Cevap verebiliyor muyum? Önce ipucu sorusunu bilmeniz gerekiyor, sonra verebilirsiniz. İpucu sorunuz. Şubat ayının
29 çektiği senelere ne denir? Artık yıl. Doğru cevap. Evet, şimdi cevap verebilirsiniz. Hazreti Davut tarafından öldürülen ünlü savaşçının adı nedir? Calut. Doğru cevap. Bu size 5 puan daha kazandırdı. Ve bu bölümün sonunda oluşan puan durumunu görelim. Seyit Bey'in 10 puanı var. Yusuf Bey ise 22 puana yükseldi. Bu bölümün sonu. Sorubahane'nin birinci turunun ikinci bölümü başlıyor. Ve adetimiz üzere biraz geride olan yarışmacıya şans tanıyoruz. İlk soruya cevap vermesi bakımından. Yani burada Seyit Bey oluyor. Evet, şimdi bu tura başlamamız için gizli soruyu çağırıyorum. Gizli sorumuz geldi. Evet, cevabı Yahya olan bir soru. Efendim, başarılar diliyorum. Seyit Bey, sizin ilk ipucu sorunuz. Gündüzün son ve gecenin ilk saatlerine ne denir? Akşam. Doğru cevap. Yusuf Bey, sizin sorunuz geliyor. Klasik Türk musikisindeki 13 basit makamdan birinin adı nedir? Buselik. Doğru cevap. Evet, sizi 23 puana yükseltti. Seyit Bey, sizin sorunuz geliyor. Satın alma ve satma işi, alışveriş anlamındaki kelime nedir? Alım satın. Doğru cevap. Evet. Yusuf Bey, sizin sorunuz geliyor. Kasaplık hayvanlarda bel kemiğinin iki yanında bulunan et bölümünün adı nedir? Bonfile. Evet. Sizi 28 puana yükseltti bu cevap. Seyit Bey, sizin sorunuz geliyor. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrağa ne denir? Alev. Ya da sizi bilmem ama ben çok şey öğreniyorum bu yarışmadan. Ben de yeni öğrendim. Evet. Yeni, daha yeni önceden bilmiyorum. Şey, evet. Yusuf Bey, size dönüyorum. Yankı ile eş anlamlı olan sözcük nedir? Aksi seda. Doğru cevap. Evet. Seyit Bey, sizin sorunuz. Yankılanımın Fransızca asıllı orijinal karşılığı nedir? Akustik. Doğru cevap, evet. Yusuf Bey, sizin yeni ipucu sorunuz. İki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek bir biçimdeki uyumuna ne denir? Armoni. Doğru, evet. Biliyorsunuz besteler hep bu armoniler gözünde tutularak yapılıyor, evet. Seyit Bey, sizin sorunuz geliyor. Boğa güreşi yapılan alana ne denir? Arena. Evet. Ve garip bir biçimde artık futbol stadyumlarına, evet, da her yerde kullanılıyor sıkça karşılaşıyoruz. Yani niye bileyim, kan mı görmek istiyoruz nedir? Evet. Yusuf Bey, sizin sorunuz. Kalp atışlarındaki düzensizlik ve dengesizliğe ne denir? Aritmi. Doğru cevap, evet. Sizin yeni sorunuz Seyit Bey. Konyaaltı Caddesi'nin içinde bulunduğu ilimizin adı nedir? Antalya. Doğru cevap, evet. Yusuf Bey, sizin sorunuz geliyor. Dilekçenin eski adı nedir? Arzuhal. Arzuhal. Güzel bir isim değil mi? Halimi arz ediyorum diyor yani. Evet. Evet, Seyit Bey, sizin sorunuz. Eski ve değerli eşyalara ne denir? Antika. Evet, doğru. Evet. Yusuf Bey, sizin sorunuz geliyor. Esasla ilgili olana ne denir? Asal. Doğru cevap. Tahminde, evet, bulunmak istiyorum. Tahminde bulmak istiyorsunuz. Buyurun efendim. Vaftizci denilen ve İsrailoğullarına gönderilen peygamber kimdir? Yahya. Doğru cevap. Evet, bu sizi 42 puana yükseltti. Ve birinci turun sonunda puan durumuna bir göz atalım. Evet. Seyit Bey'in 29 puanı var. Yusuf Bey'in 42 puanı var. Şimdi ikinci tura gidiyoruz. Sorubahane'nin ikinci turu başlıyor.
Sayın yarışmacılar, size ikinci turdaki kuralları anlatmak istiyorum. Asıl olarak aynı tabii, fakat biraz puanlar yükseliyor. Şöyle ki bu sefer hem soru hem cevap gizli. Yerleştirdiğiniz soruya yerleştirdiğiniz her harfe 2 puan alacaksınız. Cevabı yerleştirdiğiniz harflere puan veremiyoruz bu turda. Eğer hem soruyu hem cevabı verirseniz zaten yarım yarım olmuyor. Ya soru ya cevap olmuyor. İkisine beraber cevap vermeniz gerekiyor. 10 puan alacaksınız. Bir de bu turda gene geride olan yarışmacıyla başlayacağız. Fakat bu yarışmacı cevap verdiği sürece sorular gelmeye başlayacak ona. Eğer cevap veremez veyahut yanlış cevap verirse diğer arkadaşına geçecek sorulara cevap verme hakkı. O da aynı hakkı kullanacak aynı şekilde. Tabii artık finale gidiyoruz. Bu turun sonunda, bu turun iki bölümünün sonunda puanlar çok önem kazanıyor. Çünkü topladığınız puan kadar, yani diyelim ki 50 puan topladınız, 50 saniye, 100 puan topladınız, 100 saniye yarışma hakkını kazanacaksınız. Bu da finalde başarılı olmanızı sağlayacak. Evet, tabii bu tura başlamak için önce gizli soruyu çağırıyorum. Evet. İkinize de başarılar diliyorum. Seyit Bey, sizinle başlıyoruz. İlk ipucu sorunuz geliyor. Adana'nın Antalya'nın içinde bulunduğu bölgemizin adı nedir? Akdeniz. Doğru cevap. Yeni sorunuz geliyor. Huysuz kimselere ne denir? Aksi. Doğru cevap. Yeni sorunuz geliyor. Edebiyatta yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen eserlere ne denir? Anonim. Evet, bizim kültürümüzde en çok anonim olan şey nedir biliyor musunuz? Yarışma harici. Halk müziği, türkü. Halk müziği, evet. Halk müziği ve halk türküleri değil mi? Evet. Galiba bu türkülerin, bu müziğin bu kadar sevilmesinin nedeni şu. Aslında belki binlerce, on binlerce türkü yakılmış ama onlardan en iyileri bu kadar yüzyılı aşarak günümüze gelmiş. Herhalde sevilmenin nedeni bu olsa evet. Gerek. Evet. Evet. Anonim olanlar bunlar. Evet. Yeni sorunuz geliyor Seyit Bey. Uruguay'ın içinde bulunduğu kıtanın adı nedir? Amerika. Doğru cevap. Evet. Ben olsaydım Güney Amerika diye cevap verirdim ama. Evet. Buyurun Seyit Bey. Yeni sorunuz geliyor. Bartın ilinin Karadeniz kıyısındaki ilçesinin adı nedir? Amasra. Evet, çok güzel bir ilçedir. Bir yarımada, yani öğleden önce bir tarafta denize giriyorsunuz. Güneş o tarafta, öğleden sonra güneş öbür tarafa geçiyor. Öbür koyda denize giriyorsunuz. Benim de çok gittiğim ve sevdiğim bir yerdir Amasra. Evet, yeni sorunuz geliyor. Katıların sıvılaşmasına ne denir? Erime. Doğru cevap, evet. Yeni sorunuz geliyor Seyit Bey. Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluşa ne denir? Ajans. Doğru cevap, evet. Ajansın bir anlamı daha var, haberler demek. Evet. Yeni sorunuz geliyor Seyit Bey. Herhangi bir yapıdaki yüzeyi düzgünleştirmek için kullanılan harca ne denir? Sıva. Doğru cevap, evet. Tahmin etmek ister misiniz? Biraz daha gitmek istiyorum. Böyle güzel gidiyor tabii sorular ama eğer bilemezseniz arkadaşınıza geçecek. Ama tahmin edecek durumda da değilim şu anda. Peki efendim, peki. Nasıl isterseniz. Yeni sorunuz geliyor. Eskiden İran hükümdarlarına verilen san neydi? Şah. Evet. Bilmiyorum beni takip ediyor musunuz ama tiyatroculuğumda oynadığım en güzel rollerden biri İran Şahı Rıza Pehlevi'ydi. Evet. Yakın zamanda. 80 senesinde. Evet. Seyit Bey, yeni sorunuz geliyor. Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçmeye ne denir? Feda. Evet, evet. Ben teklif edeyim ama reddetmek sizden. Devam etmek istiyorum biraz daha. Peki, çıkaramadım. Peki efendim. Yeni sorunuz geliyor. Annesi veya hem annesi hem babası ölmüş olan çocuklara ne denir? Öksüz. Doğru cevap, evet. Yeni soru sorayım mı? Devam edelim. Peki, soruyorum.
İçine yemek konulan az derin ve yayvan kaplara ne denir? Tabak. Doğru cevap. Evet. Yeni sorunuz geliyor. Atın başını vurmasını engelleyen kayışın adı nedir? Kelepsermiş. Bunu da ilk defa duyuyorum. Yusuf Bey sizdeyiz. Sorunuz geliyor. Her zaman görülen, olağan anlamındaki kelime nedir? Alelade. Doğru cevap, evet. Söyleyeyim. Tahmin etmek istiyorsun. Evet. Buyurun. İslam öncesinde Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği dine tabi olana ne denirdi? Hanif. Doğru cevap, evet. Size 10 puan daha kazandırıyor ve 54 puanı yükseltiyor. Evet. İkinci turun birinci bölümünün sonunda puan durumuna bakıyoruz. Evet. Seyit Bey 141 puanda, Yusuf Bey 54 puanda. Gördüğünüz gibi her şey değişebiliyor her bölümde. Evet, bu bölümün sonu. Soru Bahane'nin ikinci sorunun ikinci bölümü başlıyor. Efendim yarışmacılar, size başarılar diliyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi birinci olan ikinci olanla her zaman yer değiştirebiliyor. Bu yüksek puanlarla her zaman önde olanın geriye düşmesi, geride olanın öne çıkması mümkün. Tabii işin içine biraz heyecan karışıyor. Yani özellikle ekranda bizi izleyen seyirciler ondan sonra diyorlar ah bu bilinmez mi diyorlar. Ama inanın ki öyle bir heyecan kaplıyor ki insanı burada, öyle kafası karışıyor ki yani bazen insan çok basit şeylere bile cevap veremiyor. Bu heyecanı eğer iyi kullanabilirseniz sizin başarınız için de bir motivasyon olabilir diyorlar yani. Başarıyı artırıyor. Değil mi? Yani mesela hızlı koşan bir atın üstüne binen seyis gibi. Eğer onu iyi idare ediyorsa birinci olabilir. Ama iyi idare edemiyorsa atar üstünden, değil mi? Evet. Böyle. Neyse size doğru heyecanlı bir yarışma finali diliyorum. Yani finale doğru gidiyoruz çünkü. Evet, Yusuf Bey, siz geride olduğunuz için bu sefer sizinle beraber başlayacağız bu son bölüme. Ama tabii ki önce gizli sorumuzu görmemiz gerekiyor. Evet, geldi gizli sorumuz. İkinize de başarılar diliyorum. Yusuf Bey, ilk ipucu sorunuz. Kanda eritrosit sayısının azalması, hemoglobin ve hematokrit değerinin düşmesiyle oluşan durumun adı nedir? Anemi. Doğru cevap, evet. Yeni sorunuz geliyor. Genellikle dükkanlarda satıcıların önündeki uzun masaya ne denir? Tezgah. Doğru cevap, evet. Yeni sorunuz geliyor. Büyük eserlerin ayrı ayrı bölümler halinde yayınlanan parçalarından her birine ne ad verilir? Fasikül. Doğru cevap, evet. Bu benim zamanımda bayağı yaygın bir şeydi. Şimdilerde pek kalmadı. Büyük romanları bile bazen fasikül fasikül satışa çıkartırlardı. Evet. Sanıyorum 16 sayfaydı hatırladığım kadarıyla bir fasikül. Evet. Yeni sorunuz geliyor Yusuf Bey. İşteki engelleri yenme kararlılığına ne denir? Azim. Doğru cevap, evet. Sizi 68 puana yükseltti. Yeni sorunuz geliyor Yusuf Bey. Yaklaşık 68 santimetreye eşit olan eski uzunluk ölçüsünün adı nedir? Arşın, 68 santim. 68 santim, evet. Yeni sorunuz geliyor Yusuf Bey. Üretim sürecinde kullanılan mal ve hizmetlere ne denir? Ara mal. Evet ama son saniyede maalesef söylediniz. Evet, vaktimiz geçmişti. Seyit Bey size döndük, sorunuz geliyor. Osmanlı Devleti'nde sınır boylarında Türkmen aşiretlerinin oluşturduğu savaşçı birliklere ne denirdi? Kaçkın diyeceğim ama atacağım biraz. Akıncı. Akıncı ama maalesef onun sorusunu cevap veremiyoruz. Bu akıncılar Osmanlı Devleti'ni kuran güç. Ben Kuruluş diye bir dizide oynamıştım. Bu Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan. Orada böyle bir akıncı oynuyordum. Çok enteresan bir roldü. Çünkü adam hem akıncılık yapıyor hem de böyle Rum
beyliklerinin yanına yerleşmiş, şifalı otlardan anlıyor. Rumlarla alışveriş de yapıyor. Bunlar bu Alperenler diyorlar. Ve işte Osmanlı kuruluşunda çok büyük yararlılıklar göstermişler. Benimki tabii sadece roldü. Evet. Yusuf Bey, size döndük. Sorunuz geliyor. Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu gazın adı nedir? Asetilen. Doğru cevap, evet. Yeni sorunuz geliyor Yusuf Bey. Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan şeylere ne denir? Akkor. Doğru cevap, evet. Yeni sorunuz geliyor Yusuf Bey. Bir meyvenin adını taşıyan, pembeye çalan sarı rengin adı nedir? Kavun içi. Doğru cevap, evet. Sizi 84 puana yükseltti. Yeni sorunuz geliyor Yusuf Bey. Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiye ne denir? Bürokrat. Doğru cevap, evet. Yeni sorunuz geliyor. Yiyecekleri çiğnemeye yarayan bölümün adı nedir? Alt çene olacaktı, evet. Ve de çok harf yerleşti. Seyit Bey, sizin sorunuz geliyor. Adı elma ile birlikte anılan meyve hangisidir? Armut. Doğru cevap, evet. Yeni sorunuz geliyor Seyit Bey. Aferin, yaşa anlamlarında beğeni bildiren söz nedir? Bravo. Doğru cevap. Yarışma harici sorayım. Nece olduğunu biliyor musunuz? Kalfa manasında olduğunu biliyorum ama öyle Farsça mi? Ya da Arapça olabilir bak belki. Bak onu ben bilmiyordum ama galiba İspanyolca. Yani tam emin değilim ama. Belki geçmiş olabilir. İtalyanca Arap dillerine olabilir. Yakın olabilir. Evet, evet. Evet. Yeni sorunuz geliyor Seyit Bey. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgisini inceleyen bilim dalının adı nedir? Anatomi. Okurken gülme geldi çünkü. Evet, tıpla ilgili birine yakın sorulabilecek bir en kolay soruydu. Evet, Seyit Bey, yeni sorunuz geliyor. Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan yiyeceğin adı nedir? Sucuk. Doğru. Tahmin etmek istiyorum ben. Buyurun. Şeyhinin ölmesinden sonra, şeyhinin ölümünden sonra yerine geçen kimse anlamındaki terim nedir? Halife. Doğru cevap, evet. Evet, bu sizi 195 puana yükseltti. Evet, soru bahanenin bugünkü bölümünün sonunda puan durumu Seyit Bey 195 puanda, Yusuf Bey 86 puanda tamamladılar yarışmanın bu kısmını. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Böyle bir hayra katıldınız. Siz de bundan bir pay aldınız eminim ben. Seyit Bey 195 puan kazandınız. Bayağı yüksek bir puan. Finalde benimle birlikte 195 saniye yarışacaksınız demektir bu. Tahmin ediyorum 3 dakika 15 saniye değil mi? Evet, 3 dakika 15 saniye. Evet, şimdi soru bahanenin finaline gidiyoruz. Efendim, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani büyük bir başarıyla geldiniz finale. İnşallah. Yani birinci turun sonunda bayağı gerideydiniz. Geride başladınız ve size verilen şansı da iyi kullandınız. Sonra peşi sıra cevap vermeye başladınız ve puanlar gitgide katlana katlana yükseldi. Ve sonunda 195 puan, 3 dakika bir çeyrek değil mi? İnşallah soru iyi gelir. Ben eminim iyi geleceğinden yani. Zaten biliyorsunuz önce bir girmiştik de ben öyle tıpla ilgili olduğunuzu görünce ben sizin pek peşinizi bırakmam. Hiç zaten endişe etmeyin. Ben size İnşallah. Şimdi bir gizli soru açacağım. Bir cevabı da gizli olacak. Size bazı ipucu soruları soracağım. Puan önemli değil ama ne kadar çok soru cevaplandırırsanız o kadar çok harf yerleşecek soruya ve cevaba. Bayağı vaktiniz var. 3 dakika 15 saniye. Bu süre içinde rahat rahat kullanın bu süreyi. Cevap veremediğiniz soru olursa pas deyin. Ben yeni soruyu okuyacağım. O soru size tekrardan gelecek, cevaplanmadığınız soru. Bütün zamanınızı rahat rahat kullanın. Eğer yine bilemezseniz 3 dakika 15 saniyede biz size bir 10 saniye daha vereceğiz. Ve inşallah buradan zaferle çıkacaksınız. İnşallah.
Peki, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Finaldeki gizli sorumuzu görelim. Geldi. Süreniz başladı. Ölenin iyi niteliklerini ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgiye ne denir? Evet. Doğru. Giysilerin omuzlarına süs olarak takılan parçaya ne denir? Pas. Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesine ne denir? Doğru. Sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu hayvanın adı nedir? Pas. Afete uğramış kimselere ne denir? Afetse de. Doğru. İşçilerin başlarına giydikleri koruyucu başlığın adı nedir? Baret. Doğru. Zamp yapımında kullanılan ağacın adı nedir? Pas. Hamağın eş anlamlısı nedir? Pas. Mimarlıkta girişik bezemeye ne denir? Arabesk. Doğru. Kelimenin kökünü bulup eklerini göstermeye dil bilgisinde ne denir? Çözümleme. Doğru. Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlının adı nedir? Amip. Doğru. Elektrik iletkenliği düşük kükürt, fosfor gibi elementler grubunun adı nedir? Metal. Karşıt olan anlamındaki kelime nedir? Pas. Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısını ne denir? Alev. Doğru. Saydam da denilen asetik asidin tuzu veya esterine ne denir? Asetat. Doğru. Verilen ilaçla vücudun belli bir yerinde duyuların yok olmasına ne denir? Anestezi. Doğru. Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkartıldıktan sonra kırılan buğdaya ne denir? Doğru. Havadaki duman, koku gibi rahatsız edici maddeleri emerek dışarı atan aygıtın adı nedir? Aspiratör. Doğru. Bronşların daralmasına ileri gelen nefes darlığından ne denir? Bembeyazın eş anlamlısı nedir? Apak. Doğru. Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yere ne denir? Arsa. Doğru. Soylulukla eş anlamlı kelime nedir? Asalet. Doğru. Sadece kendini tehlikede hissettiği zaman sokan... Akrep. Doğru. Soğuk ve duru sularda yaşayan eti turuncu ve lezzetli tatlı... Alabalık. Doğru. Herhalde tahmin edebilirim. Buyurun. Akıl, daha doğrusu tahmin demeyelim artık buna, evet. Okuyabilirim. Akıl en güzel ziynettir, ilim en şerefli meziyettir. Sözünü kim söylemiştir? Hazreti Ali. Doğru cevap. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Yani beni şaşırtmadınız ve daha ek sürenizi bile kullanmadan hepsini çıkarttınız. Evet. Belki bazı çok basit soruları bilemediniz, evet, ama artık evet, o heyecanda. Evet, evet, heyecanlı evet, evet. Burada. Efendim... size bu soru bahane alışveriş çekini takdim ediyorum. Ben de lütfen bunu sizin tespit edeceğiniz ihtiyaç sahibine verin. O da alacağı yokluk belgesiyle bize bu çekle beraber başvursun. Kendisine 2000 lira karşılığında yiyecek, içecek, çeşitli ihtiyaç maddeleri, hatta dilerse beyaz eşya temin edeceğiz. Böyle bir hayra vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben tebrik de ediyorum. Diyanet TV'ye teşekkür ederim böyle bir hayra vesile olduğu için. Çok teşekkürler. Soru Bahane'nin bugünkü bölümü burada sona eriyor. Siz de bizimle birlikte soru bahane demek ve hayırda yarışmak istiyorsanız lütfen www.sorubahane.com'a başvurun. Bizimle birlikte yarışın, hayırda ortak olun.